Tabii ki siz de öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Duran Gögen ben, Türkiye'nin en güzel şehri Kayseri. Kayseri'nin de en güzel mahallesi. Yemliha'da doğdum, Yemliha'da büyüdüm. Yemliha'da bu işe başladım. Firmamız 2002 yılından bu yana başlamış İncesu, ardından Yemliha, tekrar İncesu, Süksün kasabasında doğal ürünleriyle faaliyet gösteren bir firma. Neler üretiyoruz? Peynirde ve yoğurtta çeşitlerimiz var. Yoğurtta sadece gramaj olarak süzme yoğurt ve normal yoğurt. Diğerlerinde de çeçilimiz, ezinemiz, beyaz peynirimiz, köy peynirimiz, kaşarımız, tulumumuz. Bu şekilde artı krema, tereyağı, kaymak ve bunlar. Şubelerimiz ilk Yemliha, Keykubat, arkasından Aydınlık Evler, Köşk, Mevlana. Şimdi bir de Süksün'ümüz var. Hedefimiz başlangıçta tabii ki sadece Kayseri'ye hitap etmekti. Şu an inşallah biraz da firmamız büyüdü. Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz. Aldım aklım bir bağışta, aldım aklım bir bağışta, yaktın yüreğim ateşte, Urhan Çerisine işte. Acımasam vur sevdim, insaf eyle dur sevdim. Acımasam vur sevdim, insaf eyle dur sevdim. Sevdiğim başımı tacı, merhamet et bana acı, sende bir derdim ilacı, himmet eyle ver sevdiğim. Acımasa vur sevdiğim, himmet eyle ver sevdiğim. Acımasa ver sevdiğim. Ben Medine Gögen, Yemliha doğma büyümeliyim. Yemliha'da yaşıyoruz. Burada bağlarımızı görüyoruz, bağlarımızın gözünü örtüyoruz. Ablam var, yengem var, benim oğlum var. Birlikte yapıyoruz. Bağlar kışın soğuk almasın diye gözlerini kapatıyoruz. Soğuk alınca kuruyor, gidiyor yani. Çok güzel tabii, hem insana terapi oluyor, hem uğraş oluyor. Biraz sıcak oluyor ama müthiş bir havası var. Sabah serin oluyor. Temiz bir hava var yani, köyde güzel bir temiz hava oluyor. Yemliha diye geçer. Yamula patlıcanıyla ünlü bir mahalledir. Daha önce belediyeliği vardı, sonra mahalleye döndü ama pekmezimiz de oluyor. Evet, kendimiz üzümler olgunlaşınca topluyoruz, eziyoruz, kaynatıyoruz. Üzüm şekline getirip, pekmez şekline getirip kaynatıyoruz. Buradakileri ben çok tanımıyorum, gördükçe tanıyoruz. Çünkü herkes kendi işinde olduğu için çoğu zaman karşılaşamıyoruz. Yakın akrabalar falan yani, eşimin halaları, teyzeleri, onların var bağları burada yakınımızda. Çoğu zaman karşılaşamıyoruz onlarla da yani. Bu ablam, görümcem olur. Diğeri de eltim, yengem olur yani. O diğerleri de benim çocuklarım. Buradan herkese selam olsun. Benim adım Pınar Gögen. Çiftçiyiz. Hem çalışıyor hem çiftçiyiz. Bağlarımızın gözünü kaparmaya geldik. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ derler. Biz ona bakıyoruz, o da bize verim veriyor inşallah.
Senede iki sefer birinde açarız, birinde kapartırız gözünü abi. Vermesi, billemezsen üzüm falan vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Vallahi nasıl diyeyim, herkesin bağları var abi. Şimdi ben tek tek isimlerini sayamam ki. Ya burada iki karık bağımız var sadece abi. Başka yok. Büyük bağımız yukarıda. Biz o yarıya Ağgöl deriz. Burada sadece iki karık bağımız var. Zor olmaz olur mu haliyle? Yapıyoruz abi. Pekmez zamanı pekmezini yaparız. Üzüm zamanı keserik. Yaprak zamanı toplamaya geliriz. Salamuraydı, sarmaydı derken biratlarımızı böyle karşılıyoruz inşallah. Çekirdek ekerik, patlıcan ekerik, mısır ekerik, pancar ekerik, ekin ekerik. Her şey ekerik yani. Bir çiftçinin ekmesi gereken neyse hepsini ekiyor. Çoğunlukla kadınlar. Erkekler uzun yol şoförüne gidiyor, çalışıyor. Öyle de olunca mutlak kadınlar gelmek zorunda kalıyor. Hayırlı günler, hayırlı tıkayanlar inşallah. Benim ismim Emine Kabadayı. Bu bağ benim olur, babamdan düşme. Babam vefat etti, babamdan düştü ve onu biliyoruz. Burada mı? Kardeşim hanımlar var, yeğenlerim var. Bir büyük abimin hanımı, bir de küçük kardeşimin hanımı olur. Ötekiler de yeğenim olur. Evet, çok güzel bir şey. Yaprağından faydalanıyorsun, üzümünden faydalanıyorsun, pekmezinden faydalanıyorsun, pestilini yapıyorsun, her şeysini yapıyorsun. Cevizim olursa kedi bacağını yapıyorsun. Biz kedi bacağı diyoruz da, siz edersiniz bilmiyorum. Onu yapıyorsun, her şeysini yapıyorsun. Zeytinyağlı bir yaprak olsaydı şurada bir gider çayla giderdi. Güzel olurdu ama maalesef. Keleceğinizi bilsem pestilim de vardı, gerçekten diyorum buna. Vallahi vardı, getirirdim, bakardınız. Üzüm pestili değildi ama olsun. O da erik pestiliydi. Onun da reklamını yapardı. O da daha güzel olurdu. Bu merkeze Dağılgan derik biz mevkisine. Ağgöl derik, Yavur Sokağı derik, Çişme Yamacı derik. Mevki bağlarımızın ismi var. Bozbağ derik. İsimler olduğu için biz de burası için burada Dağılgan. Burada teyzelerimin bağı var. Komşularımızın bağı var. Akrabaları bağı var. Hepsi birbirine meresçi olduğu için böyle. Onun oğluydu, uşağıydı derken 100 karık bağı olmuş bir karık bağı. Bize de bir karık düştü. Başka da bir şey düşmedi. Parçalandıkça. Beylerin çoğu araba doluyor. İşte olduğu için. Çoğu vefat ettiği için, rahmetli olduğu için. Çoğu genç olduğu için getiremiyorsun. Gençler şimdi çoğu çalışmak istemiyor. İster istemez. Mecburiyetten kadınlara başka çare düşmüyor. Traktörü de kullanıyorlar, patpatı da kullanıyorlar, arabayı da kullanıyorlar. İstersen getir şu da 50 NED'yi de kullanak. Hiç fark etmez bizim için. Bul yeter, hangisi olsa olsun. Kullanıyor. Mecbur. Evet, bütün akrabalarıma, eşlerime, dostlarıma, kardeşlerime, herkese selam olsun. Size de kolaylık versin. Ben Yemliha kasabasında, Fatma Şahin. Şimdi domates seyrediyoruz. Domates ektik, şimdi birinci seyrit yapıyoruz, keser işi. Biraz büyüyecek, bir iki hafta sonra, 15 gün sonra yeniden seyredecek, keser yapacak. Evet, salçalık. Burası salçalık. Aha, ayçiçeği. Oyanlı kuru fasulye, soğan, biber, daha biberimiz çıkmadı. Yağmur, bir de damlama yapıyoruz suyunu. Su orada depo var. Biraz zor, çok emek istiyor. Evet, sıcak çok oluyor. Güneş. Evet, patlıcan döküyor. Yapıyor. Yol kıyında yapılıyor. Patlıcan da aynı ekiliyor baharın. Nisan'da ekiliyor. Şimdi aynı otunu aldık. Onda keser yapılıyor. Bir sefer keser oluyor patlıcanın. Ondan sonra toplama, çiçek açıyor. Toplama zaman oluyor. 7. ayın sonu, 8. ayın başında oluyor toplama işi. Kadınlar daha çok çalışıyor köyümüzde. Erkekler çalışıyor. Şoförlük yapıyor. Evet. Alıştık. Çocukluktan belli mesleğimiz. Burası sıcak. Çok sıcak oluyor yazın. Şimdi 6. aydan sonra çok sıcak oluyor 6. ayda. Şaraplı deniyor. Yol kıyı. Yukarısı üzüm bağlarımız oluyor. Karşı tarafı. Pekmez vakti de 10. ayda oluyor. Salçada 9. ayda kaynatılıyor. Köyde mi? Aynı pancar, mısır yapılıyor ineklerin slaş. Ay çiçeği var. Patlıcan, domates, biber hepsi oluyor Kayseri yamlı. Herkese selam olsun. Hadi aç çek. Bekliyorum ben. Hani nereye gitti ya? Oyan ne? Aç.
Ben Mustafa Turhan, Yemliha doğumluyum. Yemliha'da ikametgah ediyorum. Burada demir işleriyle uğraşıyorum. Millete hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben bu işi 11 yıldır yapıyorum. Buraya geleli bir yıl oldu. Önceden Himmetli'deydim. Vallahi biz bir geniş aileyiz. Bu amcamın oğlu. Söbekçiler derler bize. Babam Gül Beş kardeş. Amca çocuklarım burada. Hemen hemen hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Biz ziraat aletleri her şey, ekim, dikim, tamiratı, satış, alış, her şey var. Gücümün yettiğince ama çırak bulamıyoruz tabii. Ben de kendi gücümün yettiğince. Aynen öyle. Geçen biri vardı. Bugün geldim sordum, yok diyor. Bir gün çalıştı gitti. O gün de maça gelmedi mi? Yok, gelmedi. O gün bir gün geldi, bir daha gelmedi yani. Gelmedi. Çalışan yok. Ben amcasının oğlu olurum. Tesadüfen uğradım ne iş yapıyor diye. Otobüs şoförüyüm. Bu köyde ikametgah ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde şoförlük yapıyorum. Bu şekilde hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. 9. seneye çalışıyoruz. Ahır işini, besi işiyle uğraşıyorum. Süt hayvancılığı. Ayrıyeten de otobüs sürüyorum. Buradan başlıyoruz, burada bitiyor. Seferler ona göre ayarlıyor amirlerimiz. Araçlar burada kalıyor. Sabah buradan karşılığımız alıyor gidiyor. Ben şimdi gidip Kayseri'den alacağım. Oradan da akşam gelince karşılığıma bırakacağım. O da sabah devam edecek. Bu şekilde sürdürüyoruz. Bizim otobüsle ilgili mi? Otobüsle ilgili ilginç değil. Genelde bizde sıkıntılar olur ya. Şehir hastanesi çalışırken biri bayıldı. Orada yolcular uyardı beni. Hemen acile içeriye girdik. Acilde hemen müdahale ettiler. Onda bir de pandemi vardı. Kimse yaklaşmıyor. Ondan sonra böyle bir olaylar oldu. Yani bizim genelde yüksek ses konuşma olur diyelim yani. Başımıza ilginç olay derken. O arkadaşlar kaçayım mı geçecek? Tamam, şuraya koy da biraz sonra çıkaracağım. Tamam. Ben gidiyorum, alın eve. Tamam hadi. Gevşeye inşallah, gevşeye. Çay için mi? Çay doluyum da sen. Ben Melia İkiz. 4x4 Mahmut İkiz diyorlar, onun eşiyim. Kayseri Yemliha Köyü'ne bağlı. Bu beldede doğduk, bu beldede yaşıyoruz. Burası işte sonbahar geldiği zaman 9. ay gibi yufka yaptığımız yer. Normalde ardiye gibi kullanıyoruz. 9. ay geldi miydi buralarda yufka yapıyoruz. Burası tandırımız, yufka yaptığımız. Burada hamur ekşiler, sobada çörek deriz. Çörek yaparız, peynirli, kıymalı börekler yaparız. Burası işte köylünün ötme dediğimiz, kullandığımız, ekmek yaptığımız ekmeklik yerimiz. Evet, yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden öğreniyoruz. Biraz yapmaya çalışıyoruz haliyle. Büyüklerimizden öğrenmeye çalışıyoruz. İşte teyzelerim hep kendi çevremiz, annem, işte kayınvalidelerimiz, kendi akrabalarımız, kendi çevrelerimiz birbirimize imece usulü dediğimiz şekilde birbirimizin yufkalarını yapıyoruz. Yufkayı mesela 9. ay geldiği zaman sırasıyla herkes başlar. Bir ucundan başlarız. İşte bugün komşunun, yarın benim, öbür gün teyzemin, işte diğer gün halalarımızın, tüm mahalleyi, çevreyle işte birlikte yufka yapıyoruz. Şimdi işte tabii teknoloji gelişti, hamur yoğurma makineleri falan geldi. Önceden kendi elimizle yoğuruyorduk, elimizle bez alıyorduk. İşte teyzelerimiz, kaynalarımız, annelerimiz açıyordu. Şimdi hamur yoğurma makinalarımız var. Makinalarımızda biz yoğuruyoruz, bezi alıyoruz. İşte poşetlere koyup getiriyoruz buraya. Burada teyzelerimiz, annelerimiz, imece usulü birlikte kış hazırlığımızı yapıyoruz. Burayı kaynanam, annem, eşim birlikte yaptık hep beraber. Bir komşumuz vardı işte, biraz ustalığı var, becerisi var.
Onunla birlikte hep beraber inşa etmiştik. Aynen, çürek dediğimizde bu sobamız var. Burada hamuru ekşiliyoruz. Hamuru ekşiledikten sonra bu şekilde bu büyüklükte çörekleri yapıp bu tepsilerimize yayıyoruz. Üzerine yumurta sürüp işte çörek otu, susam atıp bu sobamızda pişiriyoruz. Çay demliyoruz semaverimizde. İşte buraya oturup, balkonumuz var, oraya oturup işte birlikte yiyoruz, içiyoruz. Bura hafta sonu bize bir piknik yeri gibi oluyor. Yani bazlama deriz. Kete poğaça daha çok Kayseri usulü de köylerde dediğim gibi bazlama, tandırlarımızda bazlama yapılır. İşte tereyağının çıkan, özediğimiz deriz. Özeyip çıkardığımız suyundan hamur ekşileriz. Şebit deriz, şebitler yaparız. Çörekler yaparız. Köyde daha çok bunlar olur. İşte kış hazırlığımız, salçalarımız 9. ay dedim miydi işte salçalarımız başlar. Salça kaynatmaktan başlarız. Daha sonra işte turşularımız başlar sırasıyla. Turşu yapmaya başlarız. Kış hazırlıklarımız, melemenler, işte patlıcan yamulamızın meşhur patlıcanımız var. Patlıcanın oturtmasıdır, karnıyarığıdır, kürdan kebabıdır, reçelidir. Bin bir çeşit yapıp dondurucularımızı atıp işte kışın evde tüketmeye çalışıyoruz. Üzüm bağımız, hatta bugün işte üzüm bağından geldik. Bağ çapaladık. Gözünü açma kapama deriz. Bugün kapama işlemini yaptık. Gözünü kapadık. Biraz işte bir yemeklik, iki yemeklik yaprak deriz. Gül yaprağı. Yaprak aldık evde taze sarıp yiyelim diye. Bu şekilde işte köyün. Evet aynen, salamura yapıyoruz. O da işte iki hafta gibi falan artık toplamaya başlarız. Salamura yapıp bidonlara basıyoruz. Kışın yiyoruz. Burada komşularımız, eşimin amcası var, amcamız var. Burada eşimin büyük abisi var. Burada küçüklükten beri ben hemen öndeki sokakta oturdum. Sonra da bu eve gelin geldim. Hemen şurada komşumuz var. Yıllardır tanıdığımız. Hemen karşıda komşumuz var. Yıllardır beraberiz. Arkada var iki tane komşumuz. Yıllardır burada beraber büyüdük. Çocukluğumuz burada geçti. Köy hayatını seviyoruz. Dediğim gibi her hafta sonu Kayseri'de oturuyoruz ama her hafta sonu illaki köyümüze geliyoruz. Piknik gibi. Hem işimizi yapıyoruz. Hem piknik gibi değerlendirip gidiyoruz. Buradan tüm sevdiklerimize ve tüm Yemli halkına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Biz de işte aralara içme suyu götürüyoruz bunu. Suya uzak olduğu için mecburen. Ben Mahmut Yokuoğlu, Yemli halıyım. Yemli halim, burada dezgah açtım, emekliyim. Elime iş gidiyorum, böyle çalışıyorum. Boş gezmiyorum. Bu dezgahlarda domates, tepseler şu anda yok da salça, pekmez, karatut pekmezi, karnut pekmezi, incir ve reçeli, salça, köy pekmezleri, bunların hepsi var. Köy ürünlerinde baldırcan kurusu, köyde baldırcan yetişir, pancar yetişir, şemşamer yetişir. Aklına ne diyorsa hepsi var köyde, çalışkan köy. Üçüncü ayda başlar, 10. ayda eve girer, 12. ayda çalışır. Çalışma bol, normal, şükür, bildiğine şükür. Fiyatlar işte pekmez 100 lira, ürgüp pekmezi, karnut pekmezi 150 lira, karatut pekmezi 150, incir 150, salça 130, köy salçası kaynanmış. Turşular da zaten kendi kurduğumuz turşular. Karatut pekmeziyle karnut burada değil. O birileri Yemli Han'ın. Çocukluğumda 16 yaşında şoförlüğe başladım. Kamyon şoförlüğüne. Kireci ocaklarında çalıştım. Ondan sonra şeye gittim. Avrupa'ya gittim geldim. 5 sene Avrupa'ya gittim geldim 79'da. Ondan sonra geldim belediyede çalıştım. Belediyeden çalışmadan evvel kendi arabam vardı. Ondan sonra belediyeye girdim. Tanıyalım. Buyur efendim. Tanıyalım. İsmim Menderes Bulut abi. Emekliyim. Çiftçiyim. 5 çocuk babasıyım. Dezgahlarımız abi. Hanımımın yaptığı erişteler var, çorbalar var. Reçeller var. Menemenliklerimiz var. Turşularımız var. Salçalar var. Şunlar halden aldık. Patates, soğan. Bunlar hal malı. Karpuzlar var. Soğan, patates var. Burada yol boyunda dezgahlarımızı açıp
ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a günü geliyor. Gungunu tutmuyor, belli olmuyor. Hafta sonlarda canlı oluyor, bazen cansız oluyor. Bura abi ben bu sene 12 ay durdum. Bu sene geçen sene 8. ayda buraya geldim ben. Bu da halen buradayım ben. Hiç kapatmadım tezgahı aç. Fiyatlarımız abicim, erişlerimiz 50'şer lira. Aradut var. Böğütlerim var. Bunlar da 100'er bin lira. Kayısılar var. 75 liraya var. Kayısılar 75 lira. 125 lira. Pul biberlerimiz var 125. Kilosu 250 lira. Elmalar var 30 lira. Hanımımızın yaptığı kornişon turşular var 100 lira. Reçeller var 100 lira. Ondan sonra armut 70 lira. Burada kendi ürünümüz çerdeklerimiz var, fasileler var. Çerdekler 60 lira. Fasile 70 lira. Pekmezlerimiz var abi, kendi pekmezlerimiz. 100 lira. Şimdi pekmezlerimiz, kendi ürünümüz onlar. 100 liraya veriyoruz kilosunu. Bak, biber grubumuz var. Bunu da 150 liraya veriyoruz. Bak burada domates kurusu var. Biber kurusu var. Elma kurusu var. Bunlar var abicim. Lahana turşular var. Normal turşularımız var. Salçalarımız var. Benim oğlanın ürettiği ihracat yapıyor. Bastırlar var. Benim ismim Adem Kokit. Yeni adam oluyorum. Çiftçiyim. Burada kendi ürünlerimizi yazın üretiyor. Kendimiz satıyoruz. Şimdi de yazın yani. 7. aydan sonra kendi ürünümüz çıkıyor. Domates, sap, karpuz, kavun, patates, soğan. Yani komplesi bizden, şu kuru fasulyemiz hep bizden olur. Kavun, karpuz olur. Alacak kurusu, pekmezlerimiz. Pekmez, salça. Turşularımızı da kendimiz yapıyoruz. Senede buradayım abi. O aşağı yukarı 2006'dan bu yanda buradayım. Yazın çoğalır. Yazın 40'ı buluyor, 50'yi buluyor. Hep dolar buralar. Şimdi mesela böyle olan yerler sabit olur. Seyahat traktöründen gelenler de oluyor. Allah'a şükür ya. İyi oluyor yani. Yazın iyi oluyor. Şu anda fiyatlarımız 25 liradan 20, 25, 20 lira. Kat, turşuları 150-200'e veriyor. Ekmez 150 lira. Ondan sonra salçanın kilosu 150 liraya veriyor. Buradaki kurularında kilosu, kurularımızın kilosu da 600 liradan başlıyor. 800 lira da var burada. İsmim Mika Şahin, Yamulalıyım. Aynı gördüğünüz gibi Ankara yol asfalt üzerinde satış yapmaktayız. Şimdi bizim burada kendimizin geleneksel olarak patlıcan kurularımız var. Koz biberimiz var, elma kurusu var. Salçamız var, turşumuz var, patlıcan reçelimiz var, pekmezimiz var. Salgamımız var. O patlıcan kuruları var abi, kuru fasulye, çekirdeklerimiz var, cevizimiz var. Böyle. Şu anda durgun. Ama sezonun açılmasını bekliyor. 5. 6. ayda başlarız, 11. aya kadar sürer. Bizim burada bir tane pirinç haricinde aklınıza ne geliyorsa hepsi yetişir. Sade pirinç hariç. Burada şimdi şu anda kapalı, sayısını bilmem de ama yazın çoğalır. Ya haliyle Kırşehir'e kadar müşterimiz var desek yalan söylemek. Gelen Avrupacılar geliyor mesela, dediğin gibi patlıcan reçeli alıyor, turşu alıyor. Salça alıyor bunlar Avrupa'ya götürmek için. Adamlar çok almak istiyor ama o kapı diyor, gümrük diyor, izin vermiyor diyor. Düzenlenirse daha iyi olur bizim için. En azından. O değil mesela, yola dahi çıkmasa mesela yarın sezonda geldiğiniz zaman görürsünüz. Bazı arkadaşlar var iyice yola yaklaşıyor. Gidemez yani, yakışık almaz. Neler mi yapılması lazım? En azından şurayı içeriye çekmesi lazım, doldurması lazım. Şu aşağı tarafı doldurması lazım, özellikle aşağı taraf. En azından bizim şu dengimize çekmesi lazım. Bu yukarı tarafıyla denk olması lazım. Herkese selamlar olsun.
Otobüsü de çaya, Yamula'dan çıktı değil. Lan 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 lan. Ya bu sahipsiz bu birinin arazisine gelmiş hacem mi de? Şu el döndü tam. Uzaklaşın çocuklar. Kaçınlar sokağa kaç. Bize bir şey etmez ya korkma. Yetişmiyor benim. Yok çocuğum. Bir de sirkeleşen var adam bir. Bir arası var ya da sirkeleyeceğim. Allah Allah sirke Allah Allah. Lan bizde bu bir şey yok mu şöyle? Lan git. Ben Yemliha kasabasından Eşref Butak. 1978 doğumluyum. Yemlihalı hemşerilerime saygılar, selamlar. Burada hafta sonu izinimde bağ çapalamaya geldik. Burada da çocuklar arıyı görüncük ağaçta. Arıları bu ana çırpalım dedik. Arıcılığı yeni yaptığımızdan bir tane de kafamdan soktu yani. O da aşısı oldu. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Sistem soktu. Geçmiş olsun. Buraya çay bağı derler. Yani bağlarımızda üzüm olur. Üzümlerimiz pekmezliktir yani. Kayısılarımız var. Kayısılarımız var. Yani bu meyvelerimiz var. Meyvelerimiz var. Buralarda çekebilirsiniz yani. Olgunlaşınca gelip yiyebilirsiniz. Elmamız var, bademimiz var, ayısımız var, şeftalimiz var, kirazımız var. Allah'a hamdolsun her şeyi vermiş. Hepsinden idrak edeceğiz. Pekmezi çok güzel olur yani. Türkiye genelinde eldaş üzümü olarak bilinir. Pekmezi çok güzel olur. Diğer yörelerde olmaz yani. İmeli üzüm en iyi ince suda olur. Burada da pekmezli üzümümüz olur. Kusura bakma birazcık heyecan şey oluyor da. Yurt dışında olan Sümeyye kızıma, Fatih oğluma, kaynım Mahmut'a Hollanda'daki eşine, bütün sevdiklerime, Almanya'da amcamın oğlu Ali abime, onlara çok çok selam söylerim. Herkese Allah'a emanet olmasını diliyorum. Ben de Yamlalıyım. Kayseri'de oturuyorum. Bacımdan tarlaya gidiyorum. Çapa yapacak beraber. Ben Kayseri'de çalışıyorum. Burada çalışmıyorum. Hafta sonları. Ben hafta sonları geliyorum. Hani hayat mücadelesi deniyor ya, budur demek ki. Ekmek parası mecbur çalışmak zorunda. Mutlu yok. Yemliha kasabası. Sabahına kalkıp da herife hadi kalk yataktan gideceğin tarlaya motoru sür demektense hiç seslenmeden al kontağı çık yola. Şerife Koççiğit. Kardeşim olur, Zübeyde Çiçek. Ablam. Bahçe görmeye gidiyor. Evet, erkeklerimiz de şoför olduğu için mecbur çalışmak zorundayım. Ayçiçeği ekerik, mısır ekerik, buğday ekeriz, pancar ekerik, bağ yaparız, kabak ekerik. Aklına ne geliyor? Patlıcan, biber. Sebzenin her türünden ekiyor. Bağlarımız bağ da çok, pancarda, pancarının çekirdek genelinde. Bağlar mısır, besicilik yapanlarımız var büyüklerden. Uğraşıyor. Hayat mücadelesi. Bu aylarda soğuk. Nisan aslında bu ayda Mayıs ayı sıcak olurdu. Şimdi bu ay sanki kışı vurdu gibi tekrar Mayıs ayı kış geçiyor. Yemliha kasabası. Ha, buraya arazi, mi? Şaraplı. Şaraplı mevkisi bura. Aşağısı Yirce tarafı. Bununla kanaldan bir öteni geçtiğin zaman Dalgan geçer ismi. Evet. Köyümüzün çıkışında giriş şeyinde yol, ana yol, Ankara yolu üzerinde sağ tarafta gelirken giderken sol tarafta sebzeci satışı yaparlar. Her tür ürettiklerimizi domates, salça, biber, patlıcan, kabak, pekmez, kabak, çekirdek ürettiklerimizin yaprak, hepsini satıyor. Size de satar.
İster misiniz? Çok da çetin geçmiyor artık. Yamla barajı değil olduğundan dolayı yaz mevsimi geçiyor. Kış olmuyor. Ayaz hafif oluyor ama kar hiç yağmıyor. Allah'a emanet. Hayırlısıyla olsun. Köylümüzün ürününün köküne kuvvet versin, ucuna bereket versin. Allah kimsenin emanini zayi etmesin Rabbim. Hasan önünde ince ağacı, annem ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Kaç talip geliyor zehirden acı, annem vay acı. Garip kaldım yüreğime, dert oldu anam dert oldu. Ellerim vatanı bana yurt oldu, anam yurt oldu. Mezarımı kazı bayıra düze, anam vay düze. Yönünü çevirin sılattan düze, anam vay düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, anam vay yüze. Ben Yemliha kasabasından Feyzullah oğlu Fahrettin Gündüz. Çocukluğumuzda çift sürdük atıyla öküzüyle. Sonra atlar oldu, daha iyi oldu. Motor oldu, daha iyi oldu. Biçerler çıktı. Ekim biçme makinesi falan çıktı. Sonra bu günlere gelindi. 1940 doğumluyum. 60 darbesini az bilirim. 20 yaşına yakındık o zaman. Askerler o zaman geldiler. Tüfek falan topladılar. Okumuşluğum var ama okula gitmedim. 1930'da. İlk önceki okul burada. 1930'da çıkmış. Harman gördün mü? Harman gördüm, çok gördüm. Öküz kanısıyla teğes gömellerin uğrağından, diyelim ki yuvalının uğrağından sap getirdik.
Bir akşam giderdik, sabaha gelirdik. Biz sabah giderdik, akşama gelirdik. İki kağını getirirdik yani bir günde. Harmanda yattın mı? Çok yattık. Harman savurduk. Ondan sonra saman çektik çetenlerle. O uzak illerde bizim arazimiz çokça uzak olduğundan harmanları oraya dökerdik. Orada bir harmanı sürerik tekrar samanı da tekrar getiririk. Güzün kaldıramazsan yağardı. 10'uncaya falan sürerdi. Öşürü pek bilmem ben. Yani benim çocukluk zamanım öşür. Biz görmedik. Lafını gördük de kendini görmedik. Çanakkale'den yok. Çanakkale'den gelen yok. Sonra başka illerden gelen var. Benim dedem Kars'ın Sarıkamış'ta kalmış. Kars'ın Sarıkamış'ta şu 90 kişinin içinde. Burada iki evliymişmiş. Ebem de eve gitmemiş. Çocuklarının başında kalmış. Yokluk ilk öncelerde çekti. Bütün Türkiye genelinde çekildi canım. Bir biz değil ki. Yani kıtlığı bugünlere gelmiş mesela bizim çocukluğumuzda kıtlık vardı. Ot yemişler tarlalarda. Mesela diyelim ki babam rahmetlik anlatırdı. Bir adamın hiç kimsesi yokmuş. 3 ay ot yayıldı Allah'tan ölmedi dedi. O kıtlıkta. Camız yok. Bu camız ağalar da vardı. Bunların büyüklerinde, şahinlerde. 3 sürü sığır olurdu. Bir diye ki kovup öbür tarafı, bir orta tarafı, bir de bu tarafından 3 sürü sığır olurdu. Gider gider şu dağlarda çok davar vardı. O zamanlar davarla falan geçinirdi insanlar. Ne vardı ki? Fabrika yoktu, otur yoktu, kamyon yoktu. Kamyondan sonradan şehre gittik. Evvel hayvandan gidilirdi. He tabii. Irmak'tan geçerdik buradan. Bir gün giderdik. Bir gün orada kalırdık. Bir gün de gelirdik. Orada kaldığımızda da oradan alışveriş yapardık. Mahallemiz çoğdu. Yani 3-4-5 mahalle vardı. Öyle mıhtarlıktı bura. İlk önceden mıhtarlıktı. Bir tek. Ondan sonra belediyelik oldu. Şimdi hem belediyelik var hem muhtarlık var. Sonra düğünlere falan giderdik, köyleri okurduk. Düğüne burada at yarışları olurdu. Efendim düğünlerde silahlar falan sıkılırdı falan. Güleşler olurdu sonra. Aşağıda harman illeri falan vardı, oraya çıkarlardı. Güleş olurdu, at yarışı olurdu. Bezirhane var, 2 tane bezirhane vardı. Ata çok bindim. At yayardık yazıda, hatta orada da yatardık, kendi kendimize suya giderken gelirken yarış yapardık. Eşekle yarıştı, eşek de olurdu, eşekle de dörtlendirdik ya. Bekmez kaynattığımız iller vardı, bağlar. Bağlarda bekmez kaynatırdık, 20 gün, 18 gün bekmez kaynatırdık. O tandırlarda saçallar, kadınlar, şire kazanları olurdu, bekmez kazanları olurdu. Çok çok. Bu kov diyelim ki bekmezle geçirdi. Hatta sana diyeyim şehire bile çok faydası olurdu. Bu bekmezler götürülür, satılırdı orada. Hayvanla gider gelirdik evvelce. Sonra kamyonlar icat oldu. Evvel otobüs yoktu. Kara kamyon vardı. Sonra otobüs oldu. Türkiye'de de yoktu otobüs. Niye ki kamyon sonra otobüs falan oldu. Deprem evvelce olmuştur, biz pek bilmezdik de şu günlerdeki olan depremler bayağı buraları salladı. Şu 10 tane şehirde deprem olan. Sel çok gelirdi. Her derelerden sel gelirdi eskiden. Kar çok yağardı. Böyle dipi olurdu. Dağlardaki karı getirir, öyle biriktirirdi. Bahar 3. aya kadar kar olurdu şu dağlarda. Usta var, manemgöz ustası da vardı, duvar ustası da vardı. Her demirci vardı, at nallayan da vardı, 3-4 tane at nallayan vardı. Ben bile nallardım. Kendi atlarımızı sonradan ben bile nalladım. Irmağa çok giden oldu. Yazıdan da geldi mesela, yokallara düşmüş, burada geldi yakaladılar. Bizim kovumuzdan da oldu. Ebiş'ten falan da oldu, burada Ebiş kovu vardı, oradan falan da oldular. Balık çok tutardık. Holtuyla da tutardık, sepme avı vardı falan ondan. Balıkçılar vardı, onlar tutarlar.
satarlardı. Av mı? Av da alardık ya. Doğru, doğru. Keklik de çok olurdu. Böyle keklik dağa kurarlardı. Onları öterdi. Keklikler gelir, avcılar atar vururlardı. Ayakkabımız yoktu evvelce. Çarığımız vardı. Doğru. Sonra ayakkabı oldu. Yani çarıktan örnek almayla ayakkabı oldu. Yani çarıktan örnek almışlardı. Ben onu giydim. Sonra oldu. Elektrik evvel yoktu. Gaz lambası vardı. Hatta bezir çırası vardı. O bezrenalar var ya. Bezrenalardan bezir çırası yanardı. Sonra gaz çıktı. Sonra lokus falan çıktı. Sonra cerrah çıktı. Telefon da yoktu. Evvelce telefon vardı. Benim babam falan muhtardı. O köyde telefon vardı. Ara sıra böyle kurdardım. Oradan Batçavuş falan diyor ki ya telefonu kurduyorlar falan diyor. Yok diyorum ben de inkar ediyorum. Halbuki kurdardım yani biliyor musun telefonu. Telefon böyle hat üzeriydi. Kabloyla giderdi. Radyo da sonradan çıktı. Radyo da sonradan çıktı. Evvel yoktu. Gramofon falan vardı böyle. Elinle döndürdüğüm falan gramofon vardı. Televizyon hiç yoktu canım. Sonra çıktı televizyon. Türkiye'de yoktu ki ya. Halk odası diye, o da belediyenin orada halk odamız vardı. Yolumuz eskiden kan yolumuz vardı. Köyden köye. Asfalt yoktu. Çamur olurdu hep. Çamur oldu. Köy yolumuz vardı. Öyle asfalt masfalt yoktu. Sonra asfalt su yolu falan çıktı. Doktorumuz yoktu. Evvel şehire gidilirdi doktora falan. Dişte burada çekiciler vardı. Diş çekicileri vardı. Köyümüzde de vardı. Şehirde de vardı. O zaman morfin yoktu. İşte kara düzen çekerlerdi. Doğumu da burada köyde ebeler vardı. Anlayan kadınlar vardı. Onlar yaptırıyordu. Köy okunurdu. Davul çalınırdı. Güleş olurdu falan. Saman olurdu. Şurada Tohran'dan, Muran'dan böyle Seymen olurdu. Gelen misafir burada mecbur bir gün yatardı. Sen mesela buradan diyelim ki o malları Kur'an'a salamazdım. Yazarlardı. Ondan sonra sandığa da birisi oturur, 5-10 kuruş para verirlerdi falan. Kalkmazdı falan. 5-10 kuruş. Gönlün razı derler, kalkardı. O zaman para yoktu. Yumurtayla falan alınırdı, buğdayla alınırdı. Emin ol para yoktu. Para sonradan çıktı. 2,5 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş, kertikli para filan. 50 kuruş bir gümüşten bir para çıkmıştı. Öküzünle sürerdik, çiftine. Pulluk sonradan çıktı. Oruçta tutanlar tutardı, yiyen de olurdu bazen. Çocuklara, torunlara selam ederim. Gözlerinden öperim.